Rejmi şeytan, yıldız kayması deniliyor ya. Bilin ki cinli şeytanlar karakollara yaklaşınca oranın bekçileri var. Melek yıldızı atıyormuş mancınık gibi. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail ve avaniyeleri, bütün 18 bin alimin melekleri sağına ve soluna toplanıyor. Cebrail o haşmetle indiriyor. Müjde olsun ya Muhammed, sen beklenen zat sensin demiş. Hiçbir peygamber yoktur ki tebliğinden sonra yurdundan çıkarılmasın. Hepsi çıkarılmış. Bunu Varaka bin Nefel söylemişti nübüvvetin başında. Demiş ki bak nübüvvetini ilan edersen hiçbir peygamber yoktur ki demiş memleketine çıkarılmamış olsun. Sen de çıkartılacaksın. O da delil olacak demiş peygamber olduğuna. Peygamber aleyhissalatü vesselamın böyle bir davası yoktu. Yani peygamber olacağım, peygamberlik bekliyorum diye böyle bir hiç olmamış. Yani mesela kargo bekliyoruz. Zil çaldı. Aha geldim baksana. Diyoruz ya. Bir şey bekliyoruz tamam mı? Bir şey anlatmak için söylüyorum Mehmet. Baksana kargo mu geldi? Bekliyoruz demek. Peygamber aleyhissalatü vesselam peygamberliği bekleseydi vahide telaş etmezdi. Ve acaba cinlendim mi demiş. Hatice'si, Hatice-i Kübra radiyallahu anha, Varaka İbni Nefel amcasıydı galiba. Ona gitti. Vahinin ilk nüzulu, 19. mektuptakini söylüyorum. Ondan sonra onu bana getir dedi. Sonra vahinin ilk nüzulunu anlattı. Müjde olsun ya Muhammed, sen beklenen zat sensin demiş. Peki vahiy bekleyen bir insan sorgulatır mı? Telaş eder mi? Cinlendin mi diye endişe eder mi? Demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselam vahiy beklemiyordu. Bekleseydi bu vahinin ilk mukaddemesine bu telaşe tedirgin olmazdı. Endişe etmezdi, anlam veremezdi, eve gelip beni örtün, örtün, örtün demezdi. Varaka bin İbni Nefel'e gidip de bu nedir diye sorgulatmazdı. Halid bin Velid'in babası neydi? Velid İbni Muhire mesela. Azgın bir kafir. Kendisi sorarmış, vahiy geldiğini söyle, iddia etti mi dermiş. Bir şekilde öğrenirmiş. Sonra bunlardan ben anlıyorum ki, evet gelmiş ama bir şey demiyor. Ben anlıyorum ki o adam hissediyor. Geldiği zaman... Bu ayet herkes çapına göre kaç metre uzakta 100 metre 200 metre 10 metre iyi ve kötü insanlar bir şekilde hissedermiş deprem gibi. Deprem merkezinde en şiddetli olur ya sahabelerde de bir hoş olurlardı. Herkes o çapta etkilenirdi. Bu çıngırak sesinin dalga boyu çapını anlatıyor. Devede ise devesi çökermiş. Allah Allah. Çıngırak sesi gelmesi vaat ve tehdit ayetleri gelen ayetlere ait. O zaman ayetlerin içeriklerine göre vahinin peygambere yaptığı tesir farklıymış. Mesela çıngırak diyor, bana çıngırak sesi gibi geliyor diyor. O zaman anlardım ki diyor, vaat ve tehdit ayetleri geliyor. Mesela bir cumhurbaşkanı veya bir reis bir devlete gittiği zaman kırmızı halı sererler ya. Sağına ve soluna da koruma ve gösteri takımı koyarlar değil mi? Ortadan yürürler. Hiç kimse şey yapmasın, müdahale olamazsın diye. Değil mi? Cebrail aleyhisselam bak şurada. Alemi şehadete inerken Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail ve avaniyeleri. Bütün 18 bin alemin melekleri toplanırdı sağ ve soluna. Ayetin haşmetini ve kerametini ve hürmetini gösteriyor. Azamet ve kibriyasını da. 5. Sağına ve soluna toplanıyor. Cebrail o haşmetle indiriyor. Sağına ve soluna toplanıyor. Anlıyor musun? Kırmızı alayım. Yeryüzünde alameti nedir o? Rejmi şeytan, yıldız kayması deniliyor ya. Yıldız kayması, semada karakollar var. Cinli şeytanlar, insi şeytan var ya insan suretindeki şeytanlar, cinli şeytandan, karakollardan bilgi al diye cinleri gönderirlermiş. O karakollardan haber dahi alınamazsın diye, şu anda yıldız kaymalarına rastlarsın ya. Cinli, bilin ki cinli şeytanlar karakollara yaklaşınca oranın bekçileri var, melek. Yıldızı atıyormuş mancınık gibi. Onun adı bilimsel fizikte yıldız kaymasıdır. Meteor diye geçer. 15. sözde bu ritmi şeyatin diye iş yapar. Yani oradaki hadisenin buradaki tezahürü yıldız kayması. Niye? Kaydı. Niye kaydı? Kaydı işte. Ama izah edilemiyor. Bilimsel buraya kadar gelmiş. Yani din bunu da söylüyor. Tamam yıldız böyle olacak diyor. Yıldızlar böyle kayınca bilin diyor. Bilimsel diyor ki yıldız kaydı diyor. Tamam. Ama orada ne oldu? Karakollardan hırsızlamaya gelen cinlere, şeytani cinlere, Müslüman cinlere değil, meleklerin attığı mermi yani mancınıktır. Burada alameti nedir? Yıldız kayması.
İşte vahiy anında o kadar oluyormuş ki, o kadar oluyormuş ki yağmur gibi yağarmış. Daha sahabeler, hatta kafir o toplumdakiler de hayret edermiş. Yani Velid İbn-i Mughire Allahu Alem ya kalbine gelen sıkıntı ve o yıldızlardan öyle gece gelmişse. Gündüz sıkıntı olmuş, gece de yıldızlardan dermiş ki gidin Muhammed böyle sahabesini dinleyin. Ayet geldiğini iddia ediyor mu? Öyle anlamış adam bu hakikaten ayet olduğunu. Yağmur gibi yağarmış. Niye yağardı? Bütün o cinli şeytanlar mancınıkla hep kovalanırmış. Şimdi buradan ayet gelecek ya buraya. Buraya Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail Aleyhisselam'ın avaneleri bütün artık hattı hududu yok ki ne kalım hele. Dizilirmiş bir de burada ortadan koridor şeklinde ayetin hürmetini, kerametini, haşmetini, azamet ve kibriyasını göstermek için. Dört tane şey aynıdır. Kur'an-ı Kebir-i Kainat, kainata Kur'an deniliyor. Aynı kainata İnsan-ı Ekber deniliyor. Aynı kainata Kur'an-ı Ekber deniliyor. Aynı kainata İslamiyet deniliyor. Çıngırak anladık mı abi? Çıngırak çok hadistir böyle. Sonra dedim ki niye böyle çıngırak yılanına nispet ettiler? Çıngırak yılanına falan çıngırak. O da o bir ses yayıyor. Diğer yılanlardan farklı. Mesela yılan şöyle ses yayar. Ama o çıngırağın kulağına öyle bir tiz geliyor ki böyle bilirsin yani. Adana'da askerlik yaptığım için ben bilirim. O yılanın o sesini bilirim yani. Çok yılan vardı. Çünkü cephanelikteydim ben. Dağın altındaydı. Zorkum dağın altında X yerde cephanelikte nöbet tutarken oluyordu yani. Otlar sallanırdı yani. Otlar karşıda. Biz burada betonumuzda. Biliyoruz ki adam gidiyor şimdi. Ses de vardı yani. Öyle mermiyi boşaltan kişi de vardı. O kadar ceza almışlığı var ki. Mermi havaya mı attın diyor. Korkmuş, yılanı atmış. Boşaltmış şunu. Adama ceza veriyorlar. Sen havaya attın. Nasıl anlatacak? Yılanı göster o zaman. Yılan vurulur mu? Nasıl olacak? Yani çıngırak yılan demesin. Kol acayip yayıyor. O sesi niye yayıyormuş? O şey çok ilginç. Etrafındaki diğer yılanlar ve mahlukları ödünü patladı. Kulaklarına beyni çınlıyormuş. İşte çıngırak ona nispet, ona söylemişler. Ama çıngırak sesi vaat ve tehdit ayetlerine ait gelirken her bir ayetin içeriklerine göre peygamberler, peygamberimizde alameti gözükürmüş. Mesela cemali, cenneti, tebşir ayetleri, af ayetleri olduğu zaman farklı oluyormuş. Ya.